Bilim insanları ve teknolojinin birleşiminden bu haftaya damgasını vuran bir gelişme yaşandı. 3D yazıcılarla ilk defa gerçek insan korneası üretildi. Organ naklinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmeden önce nakil için bekleyenlerin listesinin de ne kadar uzun olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Organ bekleyen insanların imdadına bilim insanları yetişti. Newcastle Üniversitesi Doku Mühendisliği Profesörü Conan ve ekibi, bir donörden kornea kök hücreleri alarak 3D biyo yazıcıyla yapay kornea üretti. Bakalım 3D yazıcılar daha nelerin başlangıcı olacak? Bilim dünyasında ilk defa solunuma ihtiyaç duymayan bir canlı türü keşfedildi. Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacılar, Heneguya salminicola ismi verilen tek hücreli parazitin, solunum yapabilmesini sağlayacak herhangi bir organa sahip olmadığını ve solunum yapmadan da yaşayabilen ancak nasıl enerji elde ettiği hala çözülememiş olan, ilginç canlının küçük genomu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Evrimi tek hücreli bir canlı olarak hayatta kalmaya yönelik gelişen, Heneguya salminicola gizemli yapısıyla dünya üzerinde bir ilk olarak bilim tarihine geçti. Pensilvanya Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, makine öğrenme ile yapılan beyin tarama verilerinden elde edilen analizler sonucunda, şizofreni hastalarının beyinlerinin aynı olduğu fikrini değiştirirken aynı zamanda yeni bir tür şizofreni olduğunu tespit etti. Amerikan Psikiyatri Birliği 2013 yılında şizofreni tanısını tek bir kategori altında topladı. Fakat şizofreni hastalarında tedavi yöntemleri ve semptomlar farklılık gösteriyor. HYDRA adı verilen yeni bir makine öğrenme yöntemi ile 300'den fazla şizofreni hastasının MR beyin taraması sonucunda beyinde bulunan gri madde farklılıkları dikkat çekti. Araştırma ekibinden, Ganesh Chand, alt tip 2 ve alt tip 1 hastalar ile, benzer demografik ve klinik ölçümlere sahipler. Tek farklılıkları beyin yapıları, açıklamasında bulundu. Bu yeni keşifle birlikte, bazı hastalarda bazı tedavilerin neden işe yaramadığı konusu, ilerleyen zamanlarda aydınlanacak gibi.